CFX'ten herkese selamlar, ben Tuğba. Bu videomuzda Windows açılırken klasörler kaldığı yerden açılsın konusuna değineceğim. Hepimiz biliyoruz ki işimiz varken bilgisayarı kapatmamız gerekir ve hiç istemesek bile işlemlerimiz yarımken bilgisayarı kapatır, sonra nerede kaldığımızı ve ne yapmamız gerektiğini unuturuz. Lakin bilgisayarı kapatsak dahi açık olan klasörlerin oturumunu tekrar açtığımızda otomatik olarak yeniden açılmasını sağlayabiliriz. Windows'u açtığınızda açık olan klasör ve pencerelerin nasıl geri açılacağının adımlarını geçersek öncelikle dosya gezginini açalım. Ardından 3 noktaya tıklayalım ve seçenekler diyelim. Görünüm sekmesine geçelim ve aşağı doğru kaydıralım. Oturum açmada önceki klasör pencerelerini geri yükle kutusuna bir tik atalım arkadaşlar ve uygula tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar biz ayarımızı kaydettik ve bilgisayarı tekrar açtığımızda açık olan klasör ve pencereler biz onları açmadan geri yüklenecek. Yani mesela örneğin bu pencereyi açık bıraktım. Bu pencereyi açık bıraktıysam bir dahaki sefere açtığımda bu pencere açık olarak gelecek. Bir başka yöntem ise web sayfamıza gidelim arkadaşlar. Kayıt defteri ile yapabiliriz. Web sayfamızda View Search ikonuna tıklarız ve şu konuma gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kopyalayalım. Ve Windows R ile çalıştır kutusunu açalım ve kutuya regedit yazalım. Satıra kopyaladığımız konumu yapıştıralım. Enter'a tıklayalım. Burada arkadaşlar Persist Browsers olması gerekiyor. Demin ben açtığım için zaten manuel olarak klasör seçeneklerinden buraya regedit kaydı gelmiş olabilir. Eğer sizde burada Persist Browser yoksa sağ tıklayıp buradan yeni Word değeri oluşturarak yapmalısınız. Regedit ile bu şekilde yapılıyor. Değer verisine de 1 girmemiz gerekiyor. Eğer bilgisayar başladığında açılsın istemezsek değer verisini 0 yapmamız gerekiyor. Bu haliyle de bilgisayarı tekrar açtığımda açık olan pencere ve klasörler geri yüklenmeyecek. Eğer geri yüklenmesini istersek değer verisini 1 yapmamız gerekir. Farklı bir yöntem ise script ile yapmaktır arkadaşlar. Bu en kolay yöntemdir. Tek tık ile yapabilirsiniz. Yine web sayfamızdan download butonundan script'i indirelim. Şöyle masa üstümüze gelsin. Sağ tıklıyorum ve WinRAR ile buraya yıkla diyorum. Şifremiz CFX arkadaşlar. Tamam butonuna tıklıyorum. Tekrar bunu zipten çıkarmamız gerekecek. Yine buraya yıkla diyorum. Şifre CFX. Tamam butonuna tıklıyorum. Kaldığı yerden devam VBA dosyasını göreceksiniz siz de arkadaşlar. Buna çift tıklıyorum. Kullanıcı hesabı denetimine evet diyorum. Klasörler kaldığı yerden açılmayacak şeklinde ayarlandı. Çünkü demin rec kaydından açmıştım. Tamam butonuna tıklıyorum ve bilgisayarı kapattığımızda kaldığı yerden açılmayacak şekilde ayarlandı. Eğer kaldığı yerden açılacak şekilde ayarlanmasını istersek yine klasörü çift tıklıyorum. Açıyorum ve VBA dosyasına çift tıklıyorum. Klasörler kaldığı yerden açılacak olarak ayarlandı. Tamam butonuna tıklıyorum. Yine bundan vazgeçersek script'imizi çalıştırıp klasörler kaldığı yerden açılmayacak şeklinde ayarlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.